Merhabalar, nasılsınız, iyi İyiyim, misiniz? sağ olun. Siz nasılsınız? Güzellik Merkezi açılışındayız. Evet. Hava soğuk. Güzelliğinizi neye borçlusunuz? Sabahları çıkarken nasıl çıkıyorsunuz? Güneş kremimi her zaman kullanıyorum. Onun dışında genel su bazlı güneş krem kullanıyorum. Onun dışında çok makyaj genelde günlük, yani cildimi kapamayı sevmiyorum ama özel günlerde makyaj yapıyorum ama mutlaka maskara genelde tercih ediyorum. Onun dışında genel cildimi hep temiz tutuyorum. Makyajım olursa direkt eve gelince çıkarıyorum. Onun dışında yaptığım pek fazla bir şey yok. Ayda bir de cilt bakımına geliyorum. Çok makyaj kullanmıyorsunuz anladığımız kadarıyla, çok hafif bir evet, doğallıktan dışında, mı? Evet, doğallıktan yanayım ama tabii ki sette set dışında kullanmamayı tercih ediyorum. Genelde cildimi rahatlatmayı tercih ediyorum. Nasıl, yeni projeler var mı, öyle ekranlarda sizi görecek miyiz? İnşallah. Gerçi 2021 yılında bayağı bir yoğun geçti. Evet, sinema filmleri olsun, dijital platformlar olsun. Bu sene Adanış Kutsal Kavga, Daha İyi Bir Yarın ve Aynası sinema filmlerimiz gelecek vizyonu inşallah. Onun dışında yazın dijitale bir iş çektik. Limit adına Tolgan Seçman'ın yapımcılığının projesi diyeyim. Orada çok farklı bir karakteri canlandırdım. Onun girmesini özellikle sabırsızlıkla bekliyorum. Onun dışında işte görüştüğüm şu anda 3-4 tane iş var. Peki projelere nasıl hazırlanıyorsunuz? Çünkü hepsinin karakterleri ayrı ayrı. Hani bir tanesini kapalı bir insanı canlandırırken bir tanesinde gençlik dizisinde daha çılgın bir kişiyi canlandırıyorsunuz. Hani bu tercihler nasıl oluyor? Çalışıyor musunuz özel yoksa? Elbette ya. Oyuncu koçlarımla çalışıyorum. Onun dışında zaten Londra'dayken ilk eğitimi almaya başlamıştım. Onun dışında şu anda aldığım oyuncu koçlarımın hem diksiyon olsun hem proje yönelik hazırlanma süreci olsun. Özel birebir çalıştığım hocalar var. Üniversitem bitti. Şöyle şu anda en büyük isteğim zaten konservatuvar okumaktı. Yurt dışında çok iyi bir konservatuara başvurdum. 3 aşamalı bir sınavı var. İlk aşamayı geçtim şu anda. Bakalım iki aşaması daha kaldı. Bir süreç tabii ki bu. Orada süreç daha böyle uzun ve yavaş işliyor ama hayırlısı pandemide nasıl olur, onun dışında Türkiye'deki sınavları da şu an takip ediyorum. En büyük hayallerimden birisi konservatuvar. Siz eğitim bakalım. Olarak Londra'da tabii ilkokulu şeyi bitirdiniz. Üniversiteyi bitirdiniz. Şimdi ikinci evet. Bir üniversiteye yazılıyorsunuz evet, o zaman. Evet. Ya ailem tabii ki business işletme okumamı istemişlerdi. Onlarla beraber çalışmamı istiyorlardı aslında ama ben sevdiğim işi yapmak istiyorum. O yüzden tabii ki özel ders fark ediyor ama yine de bir konservatuvar mezunu olmak hayalim, inşallah gerçekleştirebilirim. Teşekkür ediyoruz. Set dışında neler yapıyorsunuz? Kendinize zaman ayırabiliyor musunuz? Ayırıyorum. Spor, kitap okumak, bol bol film izliyorum. Onun dışında zaten diksiyon, yani artık artikülasyon eğitimlerime devam ediyorum. Onun dışında pek değişik bir şey yok. Arkadaşlarımla, ailemle vakit geçiriyorum. Sizi hep şık görüyoruz, taz görüyoruz. Teşekkür ederim. Genelde kendiniz mi hazırlanıyorsunuz yoksa? Hep kendim. Destek alıyor musunuz? Yok, kendim hazırlanıyorum ama tabii ki menajerim olsun, sevdiğim arkadaşlarım, ailem olsun, danıştığım insanlar alıyor. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.